Ta ki Berberakis'e dönelim. Yunanistan'a bir gidelim. Elçin Bey'e teşekkür edelim. Sevgili Taki, merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar Atin Adam Faruk. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok açık ve net soracağım. Sevgili Taki, bizimkiler sizin oraya çok geliyor diye, ya biraz daha fazla kazanalım diye bu vergilerle falan mı uğraşıyor sizinkiler? Ne oluyor? Türk turisti etkileyecek, pek etkileyecek bir durum değil. Çok turistik bölgeler için geçerli. Mykonos ve Santorini gibi. Diğer yandan en önemli sorun Faruk, en önemli sorun turizmin şu dalı, kruvaziyer turizmi. Orada çok, gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Pandemi sonrası Yunan turizmi devamlı yükseliyor. Her yıl rekor kırıyor. Ama dediğimiz gibi kruvaziyer turizminde, özellikle Santorini'de çok olumsuz durumlar var. Santorini'ye günde 12.000, 13.000 günübirlik kruvaziyerden inip adaya çıkan turistler. Bunlar nereden geliyor? Nereden geliyor bunlar? Günde 6-7 ayrı kruvaziyer gemisinden geliyor. Yani kruvaziyer turizminin turisti. Yani bizi çok etkilemeyecek. Öyle anlıyorum ben. Bu konu, bu dalı etkilemeyecek. Çünkü çok yoğun kruvaziyer turizmi var. Bunun için buradan bir gelir elde edecek Yunanistan. Yani bir euro o civarda bir para ödüyor turist vergi olarak adaya çıkmak için. Yoğun turistik aylarda Santorini'ye kruvaziyer turizmi günübirlik 20 euroya çıkıyor gelecek dönemde. Anladım. Yani şu mu? Sen şöyle mi bakıyorsun olaya? Gerçekten Yunanistan'ın daha çok para kazanması lazım. Az para alıyor diyenlerden misin? Hayır, ama şöyle bir durum var. Yunan Başbakanı ve diğer burada resmi makamlar durumu aşırı turizm nedeniyle alınan önlemler şeklinde açıklıyor. Ancak biz işin özüne bakalım. İşin özü şu: madem çok turist geliyor, biz daha fazla gelir sağlayalım diyor. Çünkü Yunanistan'ın daha fazla turist istemiyoruz şeklinde bir şey söylemesi durumu yok. Anladım. Yunanistan'ın turizm geliri Yunan ekonomisi için can alıcı, çok önemli bir şey. Doğru, Yunanistan'ın, yani turizm Yunanistan'ın ekonomisinin %20'si. Bunu azaltacak bir durumu yok Yunanistan'ın. Bilakis bu yıl 35 milyon turist, 22 milyar gelir bekleniyor. Ama çoğu uzman, turizm uzmanı bu turisti azaltacak, turizmi yavaşlatacak bir durum değil. Sadece daha fazla gelir edinmeye çalışılıyor diyor. Çünkü çok yoğun turistik yerlerde vergi biraz artacak. Orada konaklama vergisi, oraya gitme vergisi. Ancak şöyle söyleyelim. Türk turisti, yani o Midilli, Leros, Samos, Chios gibi adalara giden turisti pek etkileyecek bir durum değil. Yok diyorsun. Tamam. Sakin olalım. Ancak şöyle bir şey söyleyelim. Santorini'de özellikle o konuya değinmek istiyorum. Vakit çok az Taki. Onları toparla lütfen. Bir futbol sahasında çok büyük bir derbi oynanıyor. Sadece ayakta, koltuksuz tribünde tıka basa nasıl olur? Omuz omuza oturuyor taraftarlar. Evet. Orada da turistler o meşhur gün batımını Santorini'de o izdiham şeklinde izliyor. Bu da yani turizm için çok iç açıcı bir manzara değil. Vay anasını, yani bu manzarayı seyretmek için Dortmund'un sarı duvarı gibi herkes böyle ayakta seyrediyorsa, o zaman güneşin batımının parasını da verin diyorsun. Anladım. Çok çok teşekkürler. Yalnız şunu unutmamak lazım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bizimkiler çok etkilenmesin ama bir şekilde, bir de tavsiye, altın yumurtlayan tavuğu da kesmemek lazım. Bir bakarsınız ki o gelenler gelmeyebilir. Taki, teşekkürler. Atina'ya iyi akşamlar. Sağ olasın.